Son hedef olarak gram altın tarafında özellikle 2000 dolar seviyesini e, sizlerle birlikte hedef olarak belirlemiştik. Şimdi 2000 doları tekrardan görmüş durumdayız. ONS altında ABD ve İran, e, ayrıca İsrail, e, Gazze, biliyorsunuz Filistin, e, bu İsrail zulmü sürdüğü sürece arkadaşlar Filistin tarafı da e, bunlara bakacak değil. tabi karşılıkları sert bir şekilde verecektir. Allah e, Filistin halkının yar ve yardımcısı olsun diyerekten. Hemen gram altın yorumumuza da geçelim. Evet, e, gram altında en önemli bizler için seviye arkadaşlar. Bakın şurada tren çizgimiz vardı, onu takip ediyorduk. Buraya doğru gelişler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir demiştik ve 1956 lira seviyeleri e, gram altında önemliydi. Buraya gelişler. Birer alım fırsatı olarak zaten gram altında her zaman bir alım fırsatı olarak gelmiş durumda. Şimdi 2000 seviyesi bizler için geçilmiş durumda. Burada kalıcı olup olmayacağı gram altının çok önemli. Onun içinde bizler 1980 önemli bir destek. Bu desteği takipte kalabiliriz. İkinci kuvvetli ve tren çizgimizin geçtiği bölgedeki bulunan destek bölgemizde 1950 TL. Bu iki bölge bizler için önemli bir destek bölgesi. Kısa vadede 2050 TL hedefine doğru e, tekrardan atağa gideceği görünen bir gram altın mevcut. Serbest piyasada kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman zaten orada uzun zamandır 2020 2030 seviyelerinde bir fiyat hareketliliğinin fiziki altın tarafında da görüldüğünü uzun zamandır izliyoruz. Benim burada asıl hedefim 2100 Türk Lirasının üzerlerine doğru bir hareketle birlikte daha böyle orta vadedeki bir gram altının 2500 TL civarlarına doğru yükselişini devam ettireceği yönündedir. O yüzden orta vadede bizler için gram altının hedefini 2500 TL olarak belirleyebiliriz sevgili dostlarım. Destek ve dirençler önemlidir. Bu destek ve dirençler üzerinde kalındıkça e, ABD tarafındaki hareketliliği izliyoruz. Ayrıca dünya üzerindeki merkez bankalarının bir savaş ihtimaline karşı arkadaşlar altın ve gümüş depoladıkları da unutulmamalı. O yüzden altın 2024 yılının fırsat ürünlerinden ve gümüş 2024 yılının fırsat ürünlerinden olacak gibi gözüküyor bu yıl itibarıyla. İran ve ABD arasındaki bu durum pek durulmayacağı benziyor. O yüzden gündemimizde hala da altın ve gümüş tarafını Diri tutacağız. Burada yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimalimiz fazla. Peki altın tarafında sert hareketler hangi seviyelerde gelir? Bakın şuradaki hemen sizlerle birlikte belirleyelim. 2073 dolar seviyesi altındaki e, hareketler 2045 ve 2073 bantları arası 2073'ün yukarı kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket daha da hızlanır sevgili dostlarım. Benim beklentim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 2073'ün yukarı yönünü kırılıp altının e, yukarı yönlü hareketinin hızlanacağı yönünde. Bu yüzden e, haftalık kapanışlarda gene önemli. Haftalık kapanışlarda özellikle bizlerin takip etmesi gereken yukarıdaki önemli bir direnç noktası da 2060 dolar seviyesinden geçen bölge. Buradaki 2060'ı haftalık kapanışlarda takip edebilirsiniz. Üzerindeki hareketler yukarı yönlü altında 2100 ve 2200 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini beraberinde getirecektir. Aylık bazda altın baktığımız zaman altındaki hareketlerin gerçekten olumlu bir şekilde devam ettiği ve altının aylık kapanışlarda özellikle 1900 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça bu olumlu seyrini devam ettireceğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Burada 1900 dolar seviyesi üzerindeki altında gene 2200 dolarlar seviyesine doğru bu hareketliliğin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Sizler de bu seviyeleri takipte kalabilirsiniz. Burada önemli destek bölgesine bakacak olursak gene günlük bazda bu grafiği açalım ve e, önemli bir destek ve takip ettiğimiz trend bölgesi bizim için önemli. Burası da 2045 dolar seviyesinden geçiyor. 2045 dolar seviyesi üzerinde hala da altının olumlu olduğu ve geri çekilmelerde altının fırsat yaratabileceği de unutulmamalı sevgili dostlarım. Onun altındaki hemen destek bölgemizde 2028 dolar civarından geçen destek bölgesi olarak takip edilebilir. Fakat bu ABD-İran arasındaki bu haberler oldukça önemli. Bu haberler buradan gelecek saldırı haberleri, Dediğim gibi geçen günkü videomuzda da izlememiş olan arkadaşlarımız takip edebilirler. O videoda da açıklamasını yapmıştım. Burada Hürmüz Boğazı önemli bir konumda. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde petrol sevkiyatının, dünya ülkelerine yapılan petrol sevkiyatının büyük bölümü Hürmüz Boğazından geçiyor. Buradaki olayların kızışması, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak istemesi veya oradaki sevkiyatı engellemesi sevgili dostlarım altın e, petrol fiyatlarını yukarı e, fırlatacağından ötürü altın fiyatları ve Gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketliliği beraberinde getirebilir